Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi çalışmalarıyla yeşil alanların miktarını arttırdı. Aksaray Belediyesi Başkan Yazgı dönemiyle birlikte binlerce ağaç fidanı, çeşitli bitki ve çiçekleri toprakla buluşturarak yeşil alan sayısını yaklaşık 2,5 kata çıkardı. Kentte 4,5 yılda yeşil alan 510 bin metrekareye ulaştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2014 yılından itibaren şehrin dört bir yanına yüz binlerce bitki ve çiçek dikti. Toplamda 160 bin fidan ve 3 milyon 200 bin bitki ve çiçek toprakla buluştu. Aksaray Belediyesi 4,5 yılda 5 büyük park projesi dahil 75 yeni parkla yeşil alanları farklı bitki türleriyle zenginleştirerek Aksaray'ın dört bir yanını görsel şölene dönüştürdü. Aksaray Belediyesi'nin veterinerlik işleri bünyesinde kurduğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kent merkezi sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarının kurtarıcısı oldu. Veterinerlik Müdürlüğü 4,5 yılda 2792 sokak hayvanını sahiplendirerek onları sıcak ve güzel bir yuvaya kavuşturdu. Sokak hayvanlarının tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiren ekipler, hayvanların sokaklarda sağlıklı yaşam sürmelerini sağlıyor. Rehabilitasyon merkezinde teknolojik cihazlar ve uzman hekimlerle sokak hayvanlarını tedavi eden Aksaray Belediyesi, bakımı ve aşıları tamamlanan sağlıklı can dostlarımıza sıcak ve güzel bir yuva kazandırma çalışmalarına ise devam ediyor. Aksaray Belediyesi planlı ve modern şehirleşmenin gelişimine katkı sağlayacak her alanda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Marka şehir yolunda insan odaklı, yaşam standartları yüksek şehir kimliği için çalışan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi 4,5 yılda Aksaray'ın yapı denetim düzeninden altyapı, imar, kalkınma, park ve bahçeler, temizlik, fen işleri, eğitim, sağlık, çevre, turizm, kültür ve sanat alanlarında çalışmalarının bütününde az zamanda büyük işlere imza attı. Aksaray Belediyesi hukuka uygun yapılaşmada toplamda 1861 yapı kullanma izin belgesi, 3376 yapı ruhsatı verdi. Kent estetiğini bozan 300 metruk binayı yıktı. Aksaray Belediyesi'nin öncelikli insan odaklı hizmetleriyle çalışmaları artarak devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.